Efendim Ekonomik Görünüm programına hoş geldiniz. Hafta içi her gece 21'de olduğu gibi Perşembe gecesi itibariyle karşınızdayız. İki değerli profesörümüzü, iki değerli hocamızı, iktisatçımızı bu akşam davet ettik. Profesör Doktor Seyfettin Gürsel hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Profesör Doktor Asaf Sarıçakat hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ege Hoca'yı tatile gönderdik. Ege Hoca'yı tasfiye ettik diye düşünsen. Hani koltuğundan ettik. Şimdi soracaklar da Ege Hoca nerede? Ege Hoca'yı ne yaptınız falan. Ege Hoca... Yani böyle bir bizden kaynaklanan bir durum yok onu söyleyeyim. Başında da değil mi? İzleyiciler çünkü soracaklar. Her kafalarda çünkü bin türlü dolaşabilir yani hikaye. Ege Hoca kendi biraz dinlenmek istedi. Kendi iradesiyle diyelim. Bir iki hafta bu hafta önümüzdeki hafta inşallah olmayacak. Sonrasında yine beraber olacağız. Seyfettin Hoca bizi kırmadı sağ olsun geldi. Hocam hoş geldiniz bir kez daha. Asaf Hocam siz artık ev sahibi konumunda görüyorum. Aslında bu demin söylediğinin daha doğru versiyonu Ege'nin ayağını kaydırdık. Çünkü yerinde gözüm vardı. Buraya oturuyordu. Evet. Ben de buraya oturmak için fevkalade iyi bir şey oldu yani. Baskı rejimi de kurmuştu üzerinde. Bugün daha özgür bir tartışma ortamı olacağını umutla temenni ediyoruz yani. Bastıracak birini düşünemiyorum. Vallahi Ege'yi affa alma. Yani Ege hakikaten yani öyle kolay değil. Hocam Ege Hoca geldiğinde de şey mi diyeceğiz? Çok özlemiştik Ege Hoca falan. Tabii onu diyeceğiz tabii. Geldiğinde de öyle diyeceğiz. Yani çok özlemiştik. Yokluğunda ayağını kaydırdık diyeceğiz. Geldiğinde de özledik bak, diyeceğiz. Bak Nedim Bey hemen Twitter'dan mesaj atmış. Asaf Hoca Ege Hoca'yı tasfiye etmiş demiş. Aynen. Tasfiye. Yani, tasfiye. Çok güzel bir laf oldu oturdu. Efendim hem Asaf Hoca'ya hem de Seyfettin Hoca'ya mesajlarınız, sorularınız varsa Twitter'dan @bulunburkt'den bizlere gönderebilirsiniz. Sizlerin soruları, sizlerin mesajlarınızı efendim ara ara konuşacağız. Yine araya serpiştireceğiz. Önce Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle başlayalım. Bugünün hikayesi. Bakalım iki iktisatçımız neler söyleyecek. 325 bas puan daha geldi. 425 gelmişti. 325 daha geldi. 16,5'a politika faizini indirdik. Nasıl görüyorsunuz Seyfettin Hocam? Başlayalım bu faiz indirim süreçlerini. Valla dün, işte bugün yayınlanan, dün kaleme aldığım yazının başlığını şey koymuştum. Para politikası ve mayınlı arazi diye. Yani aklıma öyle geldi. Çünkü tabii çok tartışılıyor ne kadar indirecek hem meraklı bekleniyor. Ama bir de ne kadar indirirse arıza çıkmaz. Vesaire tartışma çerçevesinde öyle bir metafor kullanmak istedim. Şimdi tabii yazıyı burada özetleyecek değilim ama sonuçta bana göre eğer 225-250 hatta bas puan indirseydi büyük kıyamet kopmazdı ve üstelik yeni yönetimi, Merkez Bankası'nın yönetimi bu işi sıkı tuttuğunu hakikaten kendi ifadesiyle yeni başkanın Murat Uysal'ın tırnak içinde makul reel faiz bu yeni bir kavram biliyorsun. Hı hı. Çok da tartışıldı bunu Temmuz ayında söylediğinde. Bu en azından ne anlama geldi biraz karanlık ama belli ki enflasyon beklentilerinin üzerinde bir politika faizi şey edecek, belirleyecek. Ne kadar üzerinde orası tabii çok belli değil. Ama son tahlilde demek ki böyle enflasyonun altında ben faiz vereceğim. Enflasyon da onu izleyecek. Yani öyle bir anlayışın tabii şeyi değil, ifadesi değil bu makul reel faiz. Dolayısıyla 250-225, hadi 250 diyelim bas puan büyük bir kıyamet kopartmazdı. Ama onun ötesini ben mayınlı araziye giriş diye tarif etmiştim. 325 puan demek ki buna göre mayınlı araziye bir adım atıldı. Ne demek hocam belki mayınlı araziye? Belki küldür girmediler. Hani çünkü 450-500 puan da söylentileri vardı ama çok inandırıcı değildi. O çılgınlık olurdu. Ama şimdi yani mayınlı araziye girmek demek daha ilk adımda mayına basmak demek değil. Nitekim bir mayın patladı da görülmedi bugün. Evet. Ama yani böyle devam ederse şu anda risk büyüdü ve her an dediğim ileride bir mayına basabilir. Bu birinci söyleyeceğim. İkinci söyleyeceğim, o konuda belki Asaf'la da program öncesinde biraz tabii değerlendirdik. O bana göre daha biraz daha farklı düşünüyor. Hı hı. Ama bana göre bu indirimle birlikte Ekim sonuna saklayabileceği marjı
böyle bir 75-100 puanlık bir indirim daha yapabilirdi Ekim sonunda. Bence orada sınıra geldi. Yani bundan sonra enflasyonda ve beklentisinde ciddi bir gerileme olmadan, ki bu 2020'de olacak mı olmayacak mı? Esas soru bu bence şimdilik. Çünkü biliyoruz ki Ekim sonuna kadar enflasyon tabii düşecek. Büyük bir ihtimalle %10'un altına düşecek. Ama Kasım ve Aralık'ta da yükseleceği için ve yıl sonunu %13-14 arası bitireceği için, bunu Merkez Bankası'nın da tahmini böyle, bu %16,5'luk faizde artık başka indirim marjı kalmadı bana göre. Merkez Bankası'nın artık başka bir ek faiz indirim marjı kalmadı. Ekim sonunda bunu yapamaz. Kasım, Aralık'ta da yapamaz. 2020'de tabii ki hem büyümeyi hem enflasyonu takip edecek. Hı hı. Eğer büyüme hala çok sürünüyorsa, dövizde hareketlilik yoksa, bu 16,5'un üstünde en azından orada duruyorsa, eğer 2020'deki o bence esas sınav o zaman verilecek, para politikası sınavı, enflasyon düşüyorsa tabii ki yapabilir daha indirim ilave. Ama bence çok düşme, yani kolay kolay düşmeyeceğine dair bir takım hakikaten etkenler var. En önemlisi de bir kere birikmiş şeyler var. Fiyat ayarlamaları var. Çünkü iç talepteki bu çöküşle birlikte firmalar, bunu birinci elden de biliyorum, bazı sanayicilerle de konuştum, ki teori de böyledir. Talep bu kadar düştüğü zaman maliyetleriniz artsa bile o eski markupları, kar oranlarınızı koruyacak markupları yapamazsınız. Hı hı. Nitekim yapamadığını da görüyoruz. Dolayısıyla bu birikmişler, ekonomide bir canlanma olacak olursa bu birikmiş, gecikmiş ya da diyelim fiyat artışları da gündeme gelecek. Yani 2020'de çok katı, 2020'ye biz iyimser olalım, %13'lük bir enflasyonla gireceğiz. Şimdi birisi bana anlatsın, Asaf da mesela fikrini tabii söyleyecek. %13'ten %8'e iddiası Merkez Bankası'nın. Nasıl düşecek? Nasıl düşecek? Peki, burada hocam Asaf... Hele bir de faizi daha da gevşetirim çünkü böyle isteniyor. Marjım da var demeye kalkarsa o zaman o mayınlı arazide bir mayına basıp patlatması, döviz kurundan söz ediyorum tabii. Merkez Bankası'nın patlayacak hali yok. Peki, Allah korusun. Diyelim Asaf hocam ne dersiniz? Yani Seyfettin hocam biraz tehlikeli araziye girdik diyor. Yani Seyfettin biraz daha bu geriden konvansiyonel diyelim. Konvansiyonel şey, eskiden Keynesci filan tarafları da vardı ama biraz böyle daha konvansiyonel, ortodoks bir ortodoks para politikası yaklaştı. Ortodoks çizgiye yaklaştı maalesef yani. Ne yapalım? Maalesef kaybettik der gibi diyorsunuz evet, hocam yani. Öyle onlar Seyfettin Hoca'yı bu noktada. Şeyde, yani görüş açısından. Şimdi aslında yani sonunda söyledi, mayın dedi. Yani bunu burada çok konuştuk. Yani faizin amacı nedir? Türkiye'de dövizi baskılamaktır. 5 yukarı. Tamam, yani faiz politikası deyince faiz niye bu kadar çok konuşsun? Döviz ne kadar baskılanacak hikayesidir yani esas itibariyle. Şimdi orada bazı şeyleri gözden kaçırmamak lazım. Birincisi Türkiye ekonomisi dış açık vermiyor. Şimdi dış fazla veren, yani cari işlemler dengesinde dış bir küçük de olsa bir fazla olan bir ekonomide dövizi baskılama ihtiyacı da ortadan kalkıyor. Yani senin net finansman ihtiyacın yok. Net borç öder, net hata noksanında koyduğunda, artı gayrimenkul yatırımlarını da koyduğunda, yani 5 milyarlık bir gayrimenkul satışı var zaten Türkiye'nin ortalama yıllık. 3-5 milyar ortalama bir net hata noksanı var. 3-5 milyar da dış fazla verdiğin zaman senede 13-14 milyar dolar döviz fazlan var demek. Dolayısıyla döviz fazlası döviz kurunu baskılama ihtiyacını büyük ölçüde ortadan kaldırıyor. Yani o açıdan artık faizle döviz arasındaki o eski ilişkinin değişebilir. Yani İktisadın en hoş tarafı, bunu hep söylüyoruz. Sorular hep aynıdır, cevaplar değişir hikayesi. Şartlar değiştikçe aletlerin işlevleri de değişir. Aletler de değişir. Şimdi yani bunun örneğini görüyoruz. Dış açık varken döviz kurunu baskılamak faizle önemli bir şey olabilir. Çünkü başka
tutacağın yer yoktur. Yani netice itibariyle o kalır. Döviz fazlası olan bir ülke. İşte Çin'in böyle bir derdi yok. Çin faizi kurarken aklına en son döviz kuru gelecektir. Niye? O çok açık çünkü yani adamın işte yani bugün belki o kadar değil ama büyük dış fazlaları varsa. Birinci söyleyeceğim o. İkincisi bu hikayeyle ilgili olarak şu anda bir taraftan diyoruz ki Türkiye ekonomisi öyle ya da böyle en azından geçen seneki ilkbahardaki düzeyinin hala altında üretim yapıyor. İç satışlara baktığımızda geçen sene ilkbaharın bayağı altında cereyan ediyor. Yani sadece otomotiv, beyaz eşya filan değil. 3 aşağı 5 yukarı her şeyde geçen sene ilkbahar yaz öncesi kıyasla Türk ekonomisi. Yani demek ki içeride böyle bir talep ısınması diye bir sorunumuz da yok. Yani tam tersine şu anda neden şikayet ediyoruz? Talebin olmamasından Tabii iş talebi. Şimdi demek ki talepten kaynaklanan bir şey de yok. Bir enflasyonist baskı da yok. Hocam kurdan baskı yok, talepten yok. Kurdan baskı yok. Dedik ki faizi kuru baskılamak için kullanma ihtiyacı eskisi gibi değil. Çünkü dış fazlamız var. Kuru zaten baskılayan başka bir şey var. Tamam mı? Kuru zaten başka bir şey baskılıyor. Kuru ne, bunu kaç defa burada konuştuk. Kuru ne tutuyor? Kuru dış fazla tutuyor tabii ki. Dış fazla verdiği sürece kuru nereye gidecek? Moral bozulmayla... İtirazım var tabii. Var tabii itirazım. Var mı hocam? Var. Yaparsın itirazlar. şimdi böylesine yani küçülen bir ekonomi açısından baktığımda enflasyon tahmini karamsar diyelim. 15 diyelim. Tamam mı? %15 enflasyon tahmini diyelim. Tamam mı? Yani önümüzdeki 12 ay sonra bak. Yani 12 ay sonra... Hayır. Şimdi şu anda diyelim ki 12 ay sonra %15 enflasyon tahmini dedik. Kötümser olarak. Son ankette 12. Beklenti anketinde tamam çıkan. 15'te peki. Tamam, onlar 15. iyiyse 15'te. Tamam. Kardeşim 19'du. %4 reel faiz veriyorsun gecelik paraya. Ben şey şimdi bir dakika. İtiraz mı ettim 19'da neden ya, tutuyorlar mı? 16 diyelim. Kendin söyledin şimdi. Belki enflasyon 12 ay sonra enflasyon beklentisi 12-13'te %3 veriyorsun. Şimdi Amerika şeyde bakıyorsun Avrupa'da enflasyon %2. Faiz ne eksi? Eksi değil mi? Şimdi eksi. Evet. Yani enflasyon %1 bile olsa 0.5 demek eksi 1.5 reel faiz demek. Amerika'da bakıyorsun çok da farklı değil. Yani diyeceğim şu. Ya bu faiz hala küçülen bir ekonomi için. Yani dediğim gibi bu ortodoksiye düşmemek lazım. Yani biz Keynesciyiz Seyfi. Yani onu unutma. Avrupa ekonomisiyle Türkiye ekonomisinin ve Avrupa Merkez Bankası'nın kredibilitesiyle Türkiye Merkez Bankası'nın kredibilitesini bir tutarsan tabii ya böyle bir şey sonuçlara işte. Varabilirsin. Onlar eksi bir buçuk. Biz de diyoruz bari %3'e falan düşelim. Anladın mı? Tamam o zaman. Bak %3. %3'e düşelim. %3'e düşelim dediğinde. Evet. 12 ise senin 12 ay sonraki enflasyon. Belki karamsar bir beklenti. Evet. 12 ise %3 koy 15 eder. Adam 16.5. Hala 1.5 puan yukarıda. Tamamdır. Bizim Merkez Bankası bir yıllık öngörüyle mi faizlerini ayarlıyor? Sen neyle ayarlıyorsan İtirazlarımı söyleyeceğim. Yani bunlara biraz şaşırmamak lazım. Çünkü burada esas hikaye şu. Bence buradan bu o kadar önemli bir tartışma değil. Burada bizim açımızdan dünyada konuşulan şeylerle de dünyada konuşulan iktisat politikasından ilgili dünyada yaşananlarla bağlantılı olan önemli bir konu var. Bu faiz düşüşü acaba hükümetin beklediği gibi ve Seyfettin'in de o beklediği gibi aynı düşünüyorlar hükümetler iç talebi canlandırır mı? Değil mi şimdi bu faizin? Hiç öyle bir şey değil mi? Diyorsun ki şimdi öyle bir şey bu, o zaman enflasyon niye arttırsın faiz düşüşü? Ya kurt bak yani bu faizden dolayı bu faiz niye mayınlı sahaya girmiş olabilir? Kur diyor patlatabilir. İki sebeple. Evet. Hocam kuru patlatabilir. Ya kuru patlatır ya da iç talep patladığı için. Yok iç talep değil kuru patlatabilir. İç talebi arttırmayacaksa bu faiz.
İş talebi arttırmayacaksa bu faiz, o zaman enflasyona bir olumsuz etkisi olmaz faiz düşür, olur mu? Olmaz. Tamam. Döviz kuru üzerinden olur. Döviz kuru üzerine olursa o argümanı yaptım bir. İkincisi döviz kuru paralelinde unutma Seyfi. Döviz kuru yukarıya gittiğinde ne oluyor? İçeride moraller bozulunca iç talep düşüyor. Dolayısıyla döviz kurunun yukarı gitmesi maliyet enflasyonu arttırırken... Sönüne şikayet eden arkadaşlar var ya, zam yapamaz diye. Onlar hiç zam yapamaz hale gidiyorlar. Evet. Dolayısıyla bu da iyi bir şey Türkiye için. Biz de istiyoruz. Türkiye dış açık şey versin. Çünkü resesyona neden oluyor. Ama Türkiye dış açık sorununu çözüyor. İyi biz de istiyoruz ki Türkiye artık ne yapsın? İhracatla büyüsün. İç piyasayla büyümesin. Şimdi kardeşim hem Türkiye inşaatla büyümesin diyorsun. Hem Türkiye iç piyasayla büyümesin diyorsun. Hem Türkiye ihracatla büyüsün diyorsun. Hem de kur yukarı gittiğinde şikayet ediyorsun. Karar vereceksin bunlardan hangisini yapacaksın. Allah Allah. Tamamladınız mı hocam? Seyfettin Hoca'ya dönebilir miyim? Şimdi izninizle? Tabii Asaf'ın... Seyfettin Hocam itirazlarınızı not aldınız. İtirazı şöyle söyleyeyim. Bir kere tabii ki Asaf daha yapısal bakıyor. Haksız da değil. Bu resesyon sayesinde ve kurdaki Türk lirasının reel değer kaybının yarattığı şey rekabet gücü sayesinde... İç talepte tabii iki yönlü, iç talepteki çöküşün iki etkisi var dış dengeye. Bir tanesi esas doğrudan kanal ithalat düşüyor. İkincisi içeride mal satmaya alışmış firmalar bu malları satamaz hale gelince biraz da dış pazarla ilgili bir ilişkileri varsa kompetitif olmaktan rekabetçi fiyat verebilecek duruma gelmekten ötürü yükleniyorlar. Bunu da birebir biliyorum tanıdıklarımdan. İhracat artıyor. Şimdi bu aynen yaşandı. 2018. Bu kötü bir şey değil yani. Hayır. Bu iyi bir şey bu. Kötü bir şey şöyle değil. Bu hafifletti resesyonu Türkiye'de. Şirketleri biraz rahatlattı. Tabii gayri safi. Yani... Çünkü iç talepteki düşüş gayri safi yurt içi hasılanın sadece bugün değil. Çok daha büyük. Sadece bu senin dediğin bugün için. Gelecek için de iyi bir şey. Şimdi tabii ki. Yapısal olarak da. Tabii sadece ki. Konjonktürel onu, değil. Oraya geleceğiz. Tamam da şimdi ben şeyi özetlemeye çalışıyorum. Bu yapısal gelişme son tahlilde cari şeyi açığı kapattı. Şimdi tamam. Bu açıdan döviz talebinde tabii ki döviz talebini baskıladı. Ama Tim'in önemli bir soru ortaya attı bu programda da hep çok tartıştık dedi. Ne tutuyor dövizi? Ve bunu gerekçe olarak cari söyledi. Cari fazla dedi hocam. Hayır başka bir şey daha tutuyordu sadece bu değil. Yüksek faiz. Dövizi tabii ki Türk lirasının hem enflasyon beklentileri makul bir şekle girdi yani alıp başını gitmiyor. Hı. İnsanlar çok basit bir hesap yapıyorlar. Ben gidip bankaya verirsem Türk lirasını %21-22 bir yıl içinde faiz alırım. Bir yıl sonra acaba döviz kuru %21-22 artar mı? Hayır artmaz diyor. Artmaz deyince dövizden Türk lirasına geçişler oldu. Dövizi tutan çünkü Asaf'ın gündeme getirmediği önemli bir şeyimiz daha var. Özelliğimiz daha var. Kaç yüz milyar dolar mı? Mevduat. Döviz mevduatı. Yani tüm tüzel ve şirket bireyselleri aldığımızda 190'a yaklaştı. 189 milyar dolar. Allah ben bugün son vatandaşlar dolar alacak TL kalmadı. Hepsini bozdurdular. Evet. Hayır dolara. Doğru değil. TL aldılar. Yok. Tabii ki TL aldılar. O tuttu. Olur mu? Yani burada öyle bir şey ki tabii 150-190 insanlar işi gücü yok da vatandaş bunları izleyip bir hayda oraya bir hayda buraya gitmiyor. Bunu izleyenler var. Belki onların 3-4-5 milyar dolarları var. Onlar bal gibi oradan oraya, oradan oraya gidiyorlar. Ve o piyasada, derinliği düşük bir piyasada etkiliyor kuru. Şimdi dolayısıyla siz faizlerini düşürmeyi tabii ki tamamen hak. Ben burada söylediğimde hatırlayacaksın. Ya bu çok yüksek %24 evet. için konuşmuştuk. Tabii ki indirmesi lazım demiştim. Nitekim 425 puanda hiçbir sorun yaratmadı. Çünkü 19.75 bile çok yüksekti. Hmm. Bugünkü yazıda da dedim bir kere 175-200 bas puan indirsin hiçbir sorun olmaz. 250'ye kadar belki tedirginlik yaratır gene sorun olmaz. Ama 325 bas puan bence sınırına getirdi. 2020 yılında da enflasyonun düşürebilmek için 8'e ya da en azından peki. ona yaklaştırabilmek için döviz kurunu tutması lazım. Döviz kurunu da sadece cari fazlayla tutamaz. Bunu Asaf Hoca'ya dönebilir miyim izninizle? Tabii. Hocam diyor ki tamam haklı diyor Asaf Hoca. Yani cari fazla ihracat artışı kuru tutuyor. Ama diyor sadece o değil
Yüksek faiz verdik, 24'de yükselttik, 19'da bir süre tuttuk. O da aslında kurun patlamasını tırnak içinde engelleyen en önemli nedenlerden bir tanesiydi diyor. Yani diyor ki biz fazla, yani bu, çok fazla indirdiğimizde cari şey fazla versek bile kur gidebilir mi demek evet, istiyor bir nevi. Ne dersiniz? Yani şu doğru, şu doğru. Yani o şey sırasında, çalkantı sırasında faizin yükselmesi tabii ki o. Çünkü o temellerden kopmuş bir şey o. Tamam, bu bizim dediğimiz yani cari fazlanın, ekonominin cari fazlaya vermeye başlaması ve bunun döviz arz ve talebine yansıması zaman alıyor. Tabii. Tamam mı? Ama şimdi artık bir yıldır verilen bir cari fazla var. Yani o artık o bitti. Yani o zaman o sıralarda psikolojik piyasaları tatmin etmek çarçurt yani böyle şeylere de tabii ufak tefek merkez bankaları bakıyorlar, bakacaklar diye bir şey yok. Ama bu reel kurla ilgili bu son ekonomistin şeyini bastım getirdim. Hı hı. Temmuz'da çıktı. Aslında şeyden ne derler, renklisi daha da güzel ama yani Türkiye'nin altında bu gelir düzeltilmiş üstelik. Yani ekonomist bir şey yapıyor kura. Bir çıplak kuru yapıyor. Bir de şey Big Mac fiyatını milli gelirle düzeltiyor. Çünkü fakir ülkelerde daha ucuz olması lazım. Zengin ülkelerde daha pahalı. Hı hı. Fakirlikten düzeltiyor. Altımızda Endonezya, Güney Afrika, Malezya, Rusya, Tayvan, Hong Kong kalmış. Geri kalan hepsinden TL daha düşük değerli. Temmuz itibariyle ve çizgi çok önemli. Onun için bunu getirdim böyle. Bunu bak alabilirse, böyle büyütebilirse en altta şuradaki şey, sen? Şuradaki şey, yani izleyicilerimiz bakabilir şeye. Hocam ben alayım isterseniz göstereyim. Istersen. Evet. Ondan sonra yani bu kur kurda bu düzeltme dediğimiz olay bu kadar sert bir şekilde olmayabilirdi geçen Ağustos'ta olduğu gibi. Böylesine daha yumuşak olabilir ama oldu bunlar. Artık bunların arkasında kalmamak lazım. Yani bence bunu bırakıp biz en alttaki bak biraz daha yukarı çıkartmak. Evet. En altta görüyor musun? Dünyanın en yüksek değerli paralarından en düşük değerli o en alttaki grafik TL'nin nasıl %50 aşırı değerlikten %50 düşük değerliğe geçtiğini gösteriyor. Evet, 2011'den 2019'adır o. Evet. Yani bu ya çok basit. Burada artık bir TÜİK yanlış ölçtü enflasyonu. Bilmem kim bilmem neyi bilmem ne yapıyor yok. Adamlar Big Mac fiyatlarını alıyorlar. Biliyorsun Big Mac dükkanına. Şimdi çok güzel bir durum tespit. Şey yapıyorsun ondan sonra onun için şeydi. Şimdi gelelim şeye esas hikayemize değil mi yani esas hikayemiz neydi esas hikayemiz? Bu faiz düşüşü kuru baskılar mı baskılamaz hikayesine. Bir kere mali piyasalar bu hani Seyfettin dedi ya 3-5 kişi. Geçmeden ya ben şu söyle gösterdiğin grafikle ilgili ya, ve cari kişi. Fazlayla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Söyle Aziz ben Ege gibi böyle otoriter bir şey değilim. Yani ben gayet özgürlükçü bir Ege hocadan alışkınsın ama değil mi hocam? Hani sözü alıp toplamasın. Ama bırakmıyor Ege hiç lafı. Ben de onun Ege gibi oldum. Ben sadece bu koltukta bir sorun var. Koltukta Ege, bir sorun var. Vallahi aynen. Ege'nin koltuğunda bir sorun var. Koltuğu değiştirelim. Oraya oturan bırakmıyor hocam. Ha, sadece şu iki noktada bir uyarı da yeni bilgi de vermek istiyorum. Buyurun. Ben de dikkatle izledim. Ben de bakıyorum reel kura. Temmuz dedi. Ağustos'ta yayınlanmış durumda. Bugün baktım buraya geleceğim diye yükselme başlamış durumda. Ama hala düşük değerli ondayım fikir. Ama yükselme başlamış durumda. Şimdi bu enflasyon kolay kolay aşağı inmedikçe enflasyon farkı nominal kurda bu düzeylerde seyrettiği sürece bir kere bu şeyden yukarı doğru gidiş başlamış durumda. Bir. İki, cari fazlaya öyle o çok güvenmeyin. 2020'de cari fazla verilebileceğini eğer asgari bir büyüme dahi olsa %3-4 öyle %5'lerden bahsetmiyorum. %3 ile %4 arası ki yetersiz bir büyüme Türkiye için. Yeniden Türkiye cari açık verecek. Tabii ki makul bir düzeyde verecek ve büyük bir sorun yaratmayabilir. Nedenini söyleyeyim mi? Söyleyin hocam. Söyleyeyim. İkinci çeyrek rakamları pazartesi günü açıklanan çeyrekten çeyreğe. Oğlum sonra 3 ay sonra ne bize yedirecek? Bunların hepsi tersini söyleyeceksin. Seyfi yani. Hadi ya. Bırak da söyleyeyim. İhracat tabii ki artmaya devam ediyor ama ithalat ne oldu biliyor musunuz? İkinci çeyrekte reel olarak birinci çeyreğe kıyasla ilk defa
%2.7 arttı. Neden arttı? Çünkü tüketim ikinci çeyrekte çeyreklik olarak %3 gibi çok ciddi bir artış sergiledi. Yani geri dönüyor. Yani iç talep kıpırdadığı ama anda, başını bak kaldırdığı anda bizim ithalatta başlıyor başını kaldırmaya. Daha da şeyden söz etmedik. -7.4 yatırım. İtirazım demek ki orada da devam etmek hani bırak eksiği sıfır olsa peki, bu ithalat ihracatı yakalayacak. Hocam ona geçeceğiz. Hani cari açık ve büyüme aynı anda olur mu diye Asaf Hoca. Cari açığa çok güvenerekten ya, forward ileriye dönük analiz yapma. Yapmıyoruz zaten. Peki. Bir analiz yapmıyoruz. Biz. Cari fazlaya şimdi bir şey söylemeye çalışıyor. Dedi ki bu Tevfettin'in dediği gibi bu bir takım insanlar dedi. Yani bu mali piyasa analizleri bu çok salak insanlar değil. Yani iyi kötü bu işleri bilçilerinde bayağı bilenler de var. Önemli bölümü ortodokslar, ortodoksiye filan yani böyle şeylere de fazla aldırmazlar. İşin söz konusu para kazanmak olduğu için yani gayet böyle pragmatik, teorik sapmalarla değil pragmatik şeylerle giderler. Şimdi mesela bir şeyi çok yakından izliyorlar. İzledikleri bir ithalat. Şimdi bakıyorlar ithalat. Şimdi Ağustos ithalatı çıktı mesela. Çok önemliydi Ağustos ithalatı. Ağustos ithalatı. Ağustos ithalatı geçen seneyle kıyasla baktığımızda çok da öyle bir artış gözükmüyor. Şimdi Eylül ithalatı o bakıma çok önemli olacak. Eylül ithalatı nasıl gelecek? Şimdi ay sonunda belli olacak Eylül ithalatı. Şu ana kadar ithalatta sözünü ettiğimiz bir artma gözükmüyor. İthalat aşağı yukarı yatay seyrediyor. Yani şey yaptı, böyle bir düşüş oldu ithalatta. İthalatta bir toparlanma. Bir ona bakıyorlar. İthalat çok önemli çünkü. Çünkü Seyfettin de hikayenin olması için ithalatın artması lazım. İthalat artmıyorsa başka bir hikaye. Kur açısından TÜİK ikinci çeyrekte arttı diyor. Bilmem vallahi. Yahu, birinci çeyreğe kıyasla %2.7 arttı diyor. Bu yeni bir yol. Seyfi, sen milli gelir hesaplarından bahsediyorsun. Ben ithalattan bahsediyorum. İyi. Bu milli gelir hesapları sonra revize oluyor. Bak artı olan eksi çıkacak 3 ay. Seni uyarıyorum. Bunlara güvenerek laf etme. Sonradan artı olduğunda burada sana soracağım diyeceğim. Ben demiştim böyle. İyi, bak, ben de bir yıl önceki, ben de bir yıl önceki ithalatla bugünkü ithalatı karşılaştırdığın zaman bana göre onun hiçbir anlamı yok. Peki Asaf Hoca tamamlasın. Sonra Sayın Albayrak'ın mesajlarını ekranlara getireceğim. Şimdi ikiniz şuna bakıyorlar. Faizlerden çok daha önemli para politikasının esas göstergesi bu. Faiz aslında onu yansıttığı düşünülerek zaten önem kazanan şey. O da kredi hacminde gelişmedir. Kredi hacmine bakıyorlar. Evet. Kredi hacmi hızlı artarsa aynı Seyfettin'in dediği oluyor. Kredi hacmi hızlı artarsa faiz ne olursa olsun TL riskli gözüküyor ve kur yukarı gitmeye başlıyor. Faizin düşüklüğü artışı değil, yüksekliği artık önemini kaybetti. O kadar salak değil insanlar. Kredi hacmi yüksek artıyorsa demek ki ekonomide talebi canlandırma eğilimi var. Bu ithalata yansıyacak dış açıkta. Sonra çünkü kur yukarı gidiyor. Şimdi orada ilginç bir açmaz oldu. Bunu da iyi görmek lazım. Aslında yönetim iç talep üzerinde kontrolünü kaybetti. Bir sürü sebepten kaybetti. Bir tanesi de bu. İş talebi canlandıracak şekilde krediye gaz verdiği anda kur yukarı gidiyor. Kurun yukarı gitmesi kredinin yarattığı iş talebi sıfırlıyor. Bunu da görerek analizleri yapmamızda yarar var. Şu anda baktığımızda nihayet bir şey. Bu Almanya örneğini ve Avrupa örneğini düşük faizli başka bir sebeple verdim. Türkiye'de şöyle bir algı var. Hep böyle. Yani bu faiz düşerse kredi daha çok verilir. Evet. Şimdi aslında sıfır faizde demek ki eksi faizde kredinin sonsuz artması lazım. Bu teoriye göre. Tabii yani faiz düşünde kredi. Değil mi yani? Faiz olduğunda sıfır artması lazım. Şimdi öyle olmuyor halbuki. Bakıyoruz bir sürü ülkeye faizler sıfır. Japonya. Ama ne kredi? Avrupa. Şimdi kredi vermek çok kolay iştir. Zor olan geri ödenecek krediyi vermektir. Tamam mı? Yani verdi, geri alacağım adama, parayı geri ödeyecek adama kredi vermektir. Amerika'da şimdi, onun için kriz yaşandı şimdi zaten. Şimdi faizler düşüyor da bir evet. bu düşen faizler bankaların kredi alabilecek durumda adam bulmaları demek bulmaları değil. Anlamına geliyor mu? Artık kredi almak isteyeceklerin de yani geri ödeyebilecek durumda olanlar da kredi mi almak istiyorlar? Yoksa işlerine yani bir taraftan diyoruz ki iç talep ölü. İç talep ölüyse şimdi sen benzin istasyonu açar mısın? Açmazsın. Peki otomotiv
şeyi açar mısın? Showroom galeri açar mısın? Galeri açarsın. Galeri de açmazsın. Peki sayalım. Lokanta açar mısın? Onu da açmazsın. AVM açar mısın? Onu da. Konut yapar mısın? Konut yap. Peki şimdi adam alır, ne yapacak kredi? Kredi kim isteyecek? İmalathane. İmalathanede yatırım yapmıyor zaten. Yapsa onun parası var. Unutmayalım. Yani imalat sanayini özellikle ihracat yapan sanayini ihracat yapan sorun nakit sorun değil. O ortam, güven, bu işler nereye gidiyor, ne oluyor, ne bitiyor, belirsizlik, kapasite arttıralım, arttırmayalım, Türkiye'de mi yapalım, yurt dışında mı yapalım filan. Yani orada da başka sorun. Yani diyeceğim işi bu kadar çok bu dar bir faiz çerçevesinde bence analiz etmeyip biraz daha genel bir çerçevede şey yapmak lazım. Öyle bakınca da bu faiz daha düşebilir mi? Dediğimiz gibi eğer bu faiz düştü, işler hep bu hükümet yansımasını bekliyor belki. Eğer yansımazsa o zaman tekrar düşer. Gene onlar umut edecekler. Gene yansımaz. Ama o arada krediye gaz verirlerse, yani yapay bir şekilde krediyi genişletme yoluna giderlerse, ona da hemen piyasa tepki veriyor zaten. Hemen kur üzerine baskı oluşuyor. Yani o da görüldü. İnsanlar faizden kurcular şeye bakıyorlar, krediye bakıyorlar. Peki. Evet, bu sen bir yere gideceksin. Bir yolculuk nereye? Yok Barışçı. Hocam, bakanın açıklamalarını getireceğim. Sonra hem size Asaf Hocam hem de Seyfettin Hoca'ya soracağım. İkisi aynı anda olur. Aslında biraz Seyfettin Hoca girdi ama bir tarafta cari fazla, bir tarafta büyüme. İkisi aynı anda olabilir mi? Sayın Bakan'ın bugünkü açıklamaları dinleyelim. Sonra o başlıkla devam edelim efendim. Önümüzdeki Eylül ayı endeksleri, birçoğumuzun malumu ve projeksiyonlar ve tahminler, Eylül ayında hem TÜFE hem de ÜFE'de tek haneli rakamları bir yıl geçtikten sonra yakalayacağımızı net bir şekilde gösteriyor. %25'in üzerine çıkmış bir TÜFE, %45 seviyelerindeki bir ÜFE'yi bir yıl geçmeden tek haneye şükürler olsun indirmiş olacağız. Yılın sonuna da hedeflerimizden daha iyi bir performansla tamamlayacağız. Kredi faizlerinde de düşüş, kredi kullanımlarındaki artış yavaş da olsa son birkaç aydır artık pozitif bir şekilde seyrini sürdürmeye devam ediyor. 2018 yılı Eylül ayına kıyasla ticari kredi faizleri 15,7 puan, konut kredisi faizleri 15,1 puan, ihtiyaç kredisi faizleri ise 16,2 puan gerilemiştir. Bugünkü Merkez Bankası kararlarından hariç konuşuyorum. Onun etkilerini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Hem ticari hem de konut kredi maliyetlerinde önemli bir düşüş ve iyileşme sağlanmıştır. Dengelenme sürecinin bir yansıması olarak finansal kesim dışındaki firmaların döviz açık pozisyonu 2018 yılının ikinci çeyreğindeki 212 milyar dolar seviyesinden 2019 yılının ikinci çeyreği itibariyle 184 milyar dolar seviyesine gerilemiştir. İşte her alanda 2019 yılını çok önemli kazanımlarla geride bırakıyoruz. Yeni ekonomi programının önümüzdeki 3 yılı kapsayacak şekilde bu yılki 2020, 21 ve 22'yi kapsayacak şekilde programını çok yakın bir süreçte Eylül ayı içerisinde kuvvetle açıklayacağız. Böyle bir takvim yılı içerisinde hem pozitif büyümeyi hem de cari fazlayı eş güdümlü verebilmek çok unik bir örnek. Türkiye son bir yıllık yaklaşık 60 milyar dolarlık cari açık ve birilerinin beklentisinin aksine -2, -3 küçülecek resmine baktığımız bir süreçte bu ikisini de Allah şahit ederek çok önemli bir resim ortaya koydu. Ve ben buradan şunun da altını çizmek istiyorum. Zannediyorum yarın açıklanacak cari denge Ağustos-Temmuz ayı rakamları. Cari denge Temmuz ayı rakamlarını baktığımızda bir de bakacağız ki 12 aylık cari dengede Türkiye Cumhuriyeti tarihinin belki de en yüksek cari fazla rakamını yıllıkta göreceğiz Temmuz ayı itibariyle. Sayın Bakan'ı dinledik. İzleyicilerimiz çok tatlı tatlı tartıştığınızı hocam yazmışlar. Asaf Hocam, Ege Hocam. Aslında birbirini tamamlıyorlar diyen izleyicilerimiz de var. @Bloomberg'den, Twitter'dan gelen mesajlarda onları da ifade etmiş olayım. Şimdi Sayın Bakan Seyfettin Hocam, bu sene diyor işte 2-3 daralma bekleyenlere karşı hem pozitif büyümeyi hem de cari fazla verebilme noktasında yünük. Yani böyle tek bir
hani çok ne diyelim eşsiz bir örnek olacağız gibi ifade ediyor. Ne dersiniz? Olabilir mi bu sene? Yani hem cari fazla veren... 2019. 2019'dan bahsediyor çünkü evet, bu yıl diyor şey bir yıl yani çok özel bir yıl diyor. Özellikle bunun incelenmesi lazım diyor. 2020'de de mesela bunu başarabilecek miyiz? Yani cari fazla ve büyüme aynı anda olur mu, nasıl olur? Şimdi bir kere bu yıl için neredeyiz mesela büyümede? Çünkü yıllık konuşuyoruz, yıllık büyüme. Ansaf da sevmiyor zaten çeyrekten çeyreğe şeyleri, rakamları. Evet. Bakan da yıllık rakamı iddiası, yıllıkla ilgili. Eksi bir buçuktayız. Değil mi? İkinci evet, çeyrek son üç çeyrek itibarıyla üst üste aşağı geliyor ama biraz daralmanın hızı yavaşlıyor. Tabii canım, onu biliyoruz da şimdi çeyreğe girmeyelim. Tamam. Sonra gireriz. Eksi bir buçuk. Şimdi demek ki bizim pozitif büyüme 2019'da olabilmesi için üçüncü ve dördüncü çeyreklerde bayağı yani en azından %1'ler civarında bir çeyrekten çeyreğe büyümeyle onu telafi edip pozitife geçmemiz. Şimdi %0.5 diyelim ki pozitif büyüme çıktı. Bu sene. Bu sene. Cari fazla da olur mu olma. 1-2 milyar belki artı olur. 1-2 milyar eksi olur. Çok önemli değil. Denge değil. Şimdi bu tabloyu koyup önümüze ne kadar büyük bir başarı mı diyeceğiz? Bu mudur başarı ekonomide? %0.5 büyüme ki ben 2019'da hadi bilemedin %1 olsun. Daha fazla olması üçüncü ve dördüncü çeyreklerde çok ciddi. Sen bekliyor musun pozitif büyüme peki? Olabilir. Olabilir yani mi? Çünkü şu nedenle olabilir. Birinci sen sevmiyorsun ama birinci çeyrek büyümesini %1.3'ten 1.6'ya revize ettiler. Ondan sonra ikinci çeyrekte %1.2 diyor. Tabii ki tekrar Aralık ayında üçüncü çeyreği açıkladığında onu da revize edebilir. Aşağıya mı yoksa yukarı mı onu bilemiyorum. Ama bu 1.6 ve 1.2 ilk yarı için oldukça güçlü bir büyüme. Ve bu 2018'deki yaşanan daralmayı eğer 3. 4. çeyreklerde de pozitif bir büyüme olursa telafi edebilir. Onun için beni şey şaşırtmaz 2019'da. Artı olursa. Artı olursa. Peki. Ama artı da kaç artı? %3 büyüme. Ki o bile düşüktür ama %3 2019'da olursa o zaman hakikaten şapka çıkartmak gerekir. Hem cari şey denge hem %3 büyüme. %0.5'la %1 büyümeyle cari denge oldu diye ki o geçmişten gelen bir şey var. 2018 resesyonundan gelen. İşsizlik diye mi söylüyorsunuz? Hayır canım. Yani nihayetinde biz cari fazla verdik az da olsa büyümeyi de 0.5 yaptık ama işsizlik de, gitti. Mesela bu yüzden mi memnun olmayacağınız bir ortam? 2019'da %14 büyük bir ihtimalle öyle çıkacak. Zaten halen %14 de yıllık olarak demek istiyorum. Belki biraz daha fazla olabilir. Şimdi işsizlik çıkmış %14'e cari denge sağlanmış %1 de ekonomi büyümüş. Şimdi bu bizi memnun etmez mi diyorsun? Bunu gidin sorun vatandaşa. Zaten vatandaşı memnun etmedi. Şimdi siyasete girmeyelim. Bir takım sorunlar var değil mi? Ben de bilmiyorum. Ne dersiniz hocam? Yani bu diyor. Manipülasyon komplo teorilerine mütemayil değilimdir ama yani bu sene artı büyüme yıllık bazda büyüme artı çıkarsa ve hakikaten şaşar. Nasıl şaşar? Şaşar. Artı çıkarsa şaşar. Ama yani, hocam diyor eksi, çıkabilir diyor. Yok yani. Hocam, yarım bir diyorum. Çıkabilir yarım, diyorum. Yani, İlle yani, öyle olacak o biraz, demiyorum. O biraz ölçme hatası olur yani. Bu sene. Yanlış ölçüm mü? Yani artık yani. Sonradan revize. Ama belki çok yani iyi bir performans göstereceğiz. Ya zaten 3 ay kaldı kardeşim. İşte son 3 ay geçti. Sanayi üretimi ortada. Her şey ortada. Otomobil satışlarına baktın mı Ağustos ayında? Eylül'de ne bekliyorsunuz? Yani şimdi sayılar ortada. Elektrik üretimiydi bilmem nesi der şöyle. İyi giden sektörler yok. Bu var. Turizm iyi gitti bu sene. Ondan sonra hakikaten iyi gitti turizm. Tamam ama eğer koca kaç 30 milyon 28 milyon insanın çalıştığı bir şey. Ondan sonra devasa bir ekonomi. İşçi sayısında 1 milyon artış var. Yani 1,5 çalışan sayısı böyle 1,5 milyon azalırken üretimin
Zaten verimlilik mi? Hocam bir, belki. Ya, üretimin aynı kalması falan böyle bir müthiş bir verimlilik falan. Verimlilik yani, artış oldu belki. Bunlar rakamların biri. Yani bu sene bir kere o bir. İkincisi yani onu bir kere söylemek lazım. İkincisi de tabii cari işlemler fazlası. Evet, cari işlemler fazla çıkar mı? Çıkar. Ben yılbaşından beri cari işlemler de fazla çıkabilir diyorum. Ondan evet. Da, ya bunu da söylüyorum. Aylar önce. Şey olarak resmi şeylerde herkes tedirgin oluyordu. Bütün anketlere falan dolduruyoruz bilmem ne yapıyoruz falan. Telefonla soruyorlar yanlış mı yazdınız diye. Onun üzerine vazgeçtim. 1 milyar açık diyorum ki yani rahatsız etmemek için. Çünkü bir daha sormuyorum bile cari açığı. Hayır yani ben de mecburen dolduruyorum cari açığı. Şeyden ben anketi yapan telefon ediyor. Herhalde yanlış yazdınız hocam diyor. Bir sene evvelden başladık bunu yapmaya. Ondan sonra şimdi onun için -1 milyar dolar çıkacak diyorum. Böylece sonuç. Yani o şaşırtmaz ama esas sorun tabii bu hikayenin esas sorunu işsizliktir. Yani burada bu ödenen bu fiilen bu süreçte işsizlikte çok önemli bir artış vardır. Yani hocam bir şey sorabilir miyim? Ya bunun şeyleri göreceğiz azalacağına bir dair şey, ortada bir rivayet de yok. Bir şey sorabilir yani. Miyim? Hani bazen derler ya bir bedel ödenecek bu sene işte kemer sıkacağız ama refaha ulaşacağız çok iyi olacak. Bu sene diyelim ki Seyfettin Hoca'nın ifade ettiği çok az da olsa bir pozitif büyüme yakalanması, az da olsa bir cari fazla verilmesi ama işsizliğin yüksekte kalması. Bu şöyle diyebilir miyiz? Ya Barış bu sene evet bak bu sene bu tablo evet çektik işsizlik yüksek oldu maalesef işsizlik arttı ama önümüzdeki sene bu sene çektiğimiz sıkıntının güzel sonucunu göreceğiz. Semeresini göreceğiz. Bu evet. Buna bir işaret eder mi yoksa hayır bu mevcut durumdur. Önümüzdeki sene başka bir şey yapmazsan bu burada böyle kalır mı? Yani Türkiye'de iktisat politikası belirsizliği ve genel politik belirsizlik o kadar büyük ki yani bugünden bir sene sonrasına doğrusu ya bu anlama bir şey söylemek çok zor. Şu olursa bence bu fedakarlığı tabii fedakarlığı yapanlar başka biz değiliz. Geçen şeyde de burada konuştuk yani şu Türkiye'nin bu eğer bu iyi bir şeyle iyi bir sonuca doğru giderse bunun fedakarlığını yapanlar işsiz kalanlardır. İşsiz kalmayanlar bir fedakarlık yaptıklarını söylemesinler. Tamam mı? İşte ben de o arabamı yenileyemedim halbuki yenileyecektim. Evi 3 artı 1'e çıkacak çıkamadım. Falan. O değildir yani. Telefonu hala 6'yı kullanıyoruz. Hikaye 11 çıktı. Hikaye falan. İşsiz kalandır. O 1 küsur milyon değil mi? 1 milyonu geçti. Geçti. 1 milyonu geçen işte o da önümüzdeki hafta çıkacak işsizlikleri. Geçen işsizdir yani. O şeydir. O şu olur. Eğer Türkiye 2020'de büyümesini 3'lere 4'lere gene cari dengesinde cari işlemler dengesinde açık vermeden yaparsa şimdi o zaman Türkiye önemli bir iş yapmıştır. Hocam şapka çıkarırım. Ona şapka çıkarttı. Hepimiz şapka çıkartırız. Evet. Ne itirazımız olabilir? O çünkü yavaş yavaş şimdi Türkiye'nin artık sürdürülebilir bir büyüyemeye gittiğini tamam mı? İşaret eder. Ve yani üçüncü kriteri de koyalım. Bunu da enflasyonu düşürerek yaparsa. Enflasyonu patlatmadan. Çünkü biz 94 sonrasında şeyi gördük. Yani bir daralma döneminden ve bir reel kur bir TL'nin değer kaybı, rekabetçi kur döneminin ardından hızlı büyümeye geçişte enflasyonu yükselterek yüksek bir enflasyonla yapıyorsun. O tabii bu sefer enflasyon sorunu başına getiriyor. Yani eğer enflasyon onu çözmeye çalışırken faizleri yükseltiyorsun bir daha boyuyorsun. Bu sefer başka bir hikaye sor. Yani o hikaye değil. Bu sefer ama hakikaten bu yapılan fedakarlık diyelim. Yani bu çekilen sıkıntının sonunda Türkiye enflasyon düşerken büyümesi hızlanır. Ve o arada da dış açığı. Kapanırsa. Şey yapmazsa oluşmazsa. Yani dış sıfır. İdeal senaryo hocam. Bu dediğimiz takdirde bir yer taşır. Ama bu yere buraya götüremezse. Tamam. Ya büyüme olmadığı için, ya enflasyon olmadığı için, haklısın. Ya büyümeyi artmadığı için, ya büyüme arttı ama enflasyonla beraber arttı, ya da büyüme arttı ama dış açıkla beraber arttı. Bu olduğu takdirde bu boşa şey yapmış, heba olmuş bir. Yıl olur diyorsun. Yani heba olmuş demektir bir fırsatı kullanalım. Seyfettin Hocam katılıyorum. Ne dersiniz? Evet katılıyorum. Ve beklentiniz önümüzdeki sene nasıl? Vallahi yani bir kere beklenti o kadar büyük belirsizlik var ki şimdi beklenti için değil mi iyi kötü
Ekonomistler işte oturmuş nispeten istikrarlı ekonomi. Orada da tabii zaman zaman sürprizler oluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2008'deki gibi, ama kurumların nasıl çalıştığını biliyorlar. Kuralları biliyorlar. O kurumların o kuralları yerine getirip getiremeyecekler. Daha doğrusu getireceklerinden hemen hemen eminler. Maliye politikasında ne olabileceğini biliyorlar. Fazla açılamayacaklarını biliyorlar. Özellikle Avrupa için konuşuyorum. Şimdi böyle bir ortamda bir iktisatçı bir yıl önündeki bir yıl için iyi kötü işte kendi araçlarını kullanarak, teoriyi ve o teorinin, ekonometrinin ona sunduğu araçları kullanarak iyi kötü bir tahminde bulunabilir. O tahminler de her zaman tutmuyor ama yani yaklaşabilir. Ya iyi de Türkiye'de ben para politikası, şimdi bu kadar tartıştık. Üstelik Asaf'la da anlaşamadık para politikasında. Evet. Şimdi para politikasında o haklı çıkarsa başka, ben haklı çıkarsam başka senaryo. Tabii. Mali disiplin onu biliyorlar en azından başından beri bu iktidar. Ama orada da sorun var yani. Orada da sorun var ama frene basmışlar belli oluyor. Yani ondan korkuyorlar. Yılın ikinci yarısı. Ama o da tabii göreceğiz. Büyümeyi şeytler tökezletir. Şeyi bilmiyoruz, dış şokların gelip gelmeyeceğini bilmiyoruz. Bunlardan hiç bahsetmedik. Evet. Kurumuzda değil de her şeyden bahsedemeyiz ama hani Suriye Muriye bırakalım bir yana, Almanya. Şimdi biraz önce hep dedik ihracat tabii ayakta tuttu vesaire. İşte en önemli bir numaralı pazar. Bir de Almanya tökezlerse Avrupa pazarı zaten tökezler. Bizim %52'si ihracatın Avrupa. Bunları nasıl öngöreceğiz? Yani bunu iyi kötü belki öngörebiliriz Avrupa'yı da. Sonuçta çok zor şey etmek. Bir de ne yaparsın? Geçmişi şimdi orada bir de TÜİK'e bir serzenişte bulunayım. Şimdi geçmişte böyle bir öngörü için yakın geçmişteki performansa ne nasıl hareket ediyor? Büyüklükler, tüketim, yatırım bilmem ne ya da üretim alanında sektörler bunlara bakarsın. Değil mi? Bunları da nereden alırsın? TÜİK sana söyler. Bu böyle böyle oldu der. Sonra TÜİK 3 ay sonra bunlar öyle olmamış. Aslında şöyle şöyle olmuş dediği zaman ne yapacaksın? Biraz önce dedik 1.3'ten 1.6'ya. Hocam dedi revize ederler bak kalır. Revize evet. Şimdi 1. Davayın bir şey söyleyeceğim. 1.3'ten 1.6'ya revize edildi. Bir kere bu çok ciddi bir revizyon. Ciddi mi? 0.3 puanlık revizyon 1.3'ün neredeyse %25'i. Bu ciddi bir revizyon. Şimdi herkes yapıyor bunu da bu kadar yapmıyor. Şimdi zaman zaman TÜİK böyle yapınca tabii diyorsun ki şimdi nasıl ben öngöreceğim ama başka fahim tarafı var. Bu 1.6'ya çıkarken bütün alt kalemleri revize etmiş. Başka türlü olmaz mı zaten? İşte, yani anladın mı? Hani bir ikisini belki revize ettik. Bazılarının işaretleri yani değişti mi fena? İşaretleri değişmiş durum. O fenadır. Nasıl işaret? Yani artıyken eksiye döner, eksiye artıya döner. O tabii tam senin şanlısın mesela yani. Mesela biz dedik ya 1.3 çıkınca. Ahkam kesmişim bilmem ne azaldı diye. 3 ay sonra revize eder. Artmış olur o, anladın mı? Sen de kalırsın onu diyorum tepiye. Şimdi %5 küsurdu şey. Kamu tüketim harcaması. Evet. Biz bunu görünce bu 1.3'e aldanmayın. Bu sürdürülebilir değil. Tüketime, kamu harcamasına gaz verilmiş seçimler geliyor diye yorumlamıştım. Şimdi diyor ki hayır 5 küsur değil 3.1 diyor. Şimdi ne yapalım? Evet, şimdi ben ne bileyim nasıl tahmin edeceksiniz? Ama genel olarak şunu söylemek mümkün. Ben hala o kanaattayım. Hızlı bir toparlanma. Koşullar çok farklı. Orada Asaf'la daha kolay anlaşabiliriz. Yapısal olarak orta vadeli baktığımız zaman önceki krizlerden Türkiye ekonomisi çok hızlı çıktı. Çünkü özgün koşullar vardı. Şimdi bunları da bu programlarda ben söyledim. Sizler de başka konuklar da söyledi. Birçok açıdan bu sefer krizden hızlı çıkış ya da Sayın Bakan'ın ifadesiyle hızlı toparlanma pek mümkün görünmüyor. Neden? Uluslararası likidite bolluğu yok. Bize güven yok. Belki o çok daha önemli. Para var da bize verecekler mi? Yüksek enflasyonla yakalandık. Dolayısıyla yüksek faizle. Şimdi onu uzun bilançomuz uzun arada çok bozuldu hocam. Ha? Arada bilanço da çok bozuldu. Arada bilanço, borç en önemlisi.
banka sistemi 2008'de Türk banka sistemi ender sağlam banka sistemlerinden biriydi dünyada. Hepsi çöküşe geçmişti. Dolayısıyla baktılar, bunlara verelim, bunlar sağlam duruyor dediler. Şimdi nereye geldik? Yoktu. Oradan 2008-2009'dan. Peki. Hocam bir soru işaretini koyun, araya gidelim. Kapamadan. İşte yani sonuçta 2020'de ben doğrusu pozitif, evet pozitif bir büyüme bekliyorum. Ama ben %2-3'ü geçeceğini peki düşünmüyorum. Asif hocam izninizle bir araya tabii. Gidelim. Aranın ardından dönüşte buradayız efendim. Ekonomik Görüm'de Profesör Doktor Seyfettin Gürsel ve Asaf Savaş Akat. Profesör Doktor, Hulki Bey demiş ki hocalar çok sevimli, güzel tartışıyorlar. Zevkle izliyoruz. Çok böyle güzel teşekkür mesaj ederim var. Gördüm, çok güzel mesajlar var. Sağ ya olsun. Aslında yani şöyle bir sorunumuz var. İşte giriyor insanlar Türkiye'nin bu dar sorunlarına. Aslında ben bugün şeyi tartışmak istiyordum. İklim. İklim olayını. Yani iklim ve ekonomi olayını. Fevkalade bütün dünya şey yapıyor. Bizim bir derginin de ilanı yapacağım. Tamam. Verirsen, tabii ki estağfurullah. Şöyle bir değil mi? Evet. Ondan sonra İktisat ve Toplum Dergisi bu son sayısı iklim ve ekonomi diye. Arkasında da çok güzel bir şey var. Bak, arkasında fotoğraf da var hocam. Tabii iktisat ne ödülü. Zaman bu? İktisatçılara ödül bu. İktisatçılara da onu da yani. Hem son dergi... başvuru 30 Kasım 2019. Aynen. İktisatçılara şey de yapalım. Hayır yani biraz artık Türkiye'de de bu konular şey yapıyor yani. İnsanlar sadece ve sadece kısa vadeli değil, daha orta vadeli, daha böyle şey olan. Bunların en önemlilerinden bir tanesi de Türkiye'de çok etkileyecek kesin. Yani Türkiye iklim gelişmelerinden çok etkilenecek ülkelerden bir kesinlikle bir tanesi. Tamam. Bir yani programda bunu konuşalım inşallah. Bitiyor mu burada? Bitti. Ha ben de peki. Siz bahsedecektiniz baya. Ege'yi ikna, baya Tevfettin'e. Ege'yi ikna etmek lazım. O daha otoriter bir abimiz. Ege kabul ederse konuşur. Ha, ben tamamen taraftarım. Yani, konuşursun değil mi? Tabii bunu Açık Radyo'da da bir söyleşide söyledim. Biz Keynesçi dedi ya hoca. Evet. Keynes biliyorsunuz uzun dönemde hepimiz öleceğiz dediği için biz uzun vadeli böyle bakmıyoruz. Kafa yormuyoruz. Bu işte büyüme gelecek yıl ne olacak, bu yıl peki ne olacak falan. Halbuki burada çok daha büyük bir sorun yok. Uzun dönem geliyor ve ölüyoruz hakikaten. Hocam çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Yani. Ayağınız ağzınıza sağlık. Profesör Doktor Asaf Savaş Akat, Profesör Doktor Seyfettin Gürsel. Belki haftaya Seyfettin Hoca'yı ikna edersek tartışmaya devam edelim. Ege'nin ayağını kaydırdık bir defa yani. O kesin. Birazdan 22'de buluşmak üzere.